Merhaba. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşıyoruz. Oldukça baş döndürücü, hayal gücümüzü zorlayan bir süreç. Bu süreci anlamaya çalışıyoruz. Konuşmam bununla ilgili. Ama anlamak için önce sanayi dünyasına bir daha bakmak lazım. Bir sanayi ürünü, örneğin bir arabayı üretmek için neler lazım? Bunu sorduğumuzda tabii aklımıza ilk gelen fabrika, bir anonim şirket falan filan. Aslında daha derin düşündüğümüzde bütün bu ekosistem, yani sanayi toplumunun bütün kurumları aslında gerekli ve şart. Konuya şöyle de yaklaşabiliriz. Aslında bu kurumların hepsi işte şu arabayı üretmek için ortaya çıktı. Öyle ya, bundan 300 sene önce bunların hiçbiri yoktu. Şirket diye bir şey yoktu. İşte büyük toprak sahipleri, tarıma dayalı bir ekonomi, bir monarşi, tepede bir kral. Böyle bir dünya vardı. Sonra teknoloji gelişti. Buhar makinesi icat edildi. Fabrikalar kuruldu. Sanayi devrimi başladı. Ve ortaya burada bir çelişki çıkıyor. Eski rejimin, eski üretim biçiminin kurumları bir tarafta, sanayinin ve yepyeni bir üretim biçiminin kurumları, daha doğrusu ihtiyaçları başka tarafta. Şimdi bu ne olacak diye sorduğunuz zaman tabii ki tarih bunun cevabını verdi. Sonuçta zaman içerisinde sanayi kendi kurumlarını egemen kılarak toplumları dönüştürdü. Bazı ülkelerde bu dönüşüm yumuşak geçti. Örneğin İngiltere'de sanayi devriminin ana yurdunda nispeten yumuşak geçti. Hatta o kadar ki kraliçeleri bile hala orada. Bazı ülkelerde ise mesela Fransa'da çok dramatik oldu bu süreç. Hepiniz biliyorsunuz 1789 Fransız devrimi. O kadar sembolik bir olaydı ki işte şu üç renkli bayrak, yani Paris'in simgesi, bu süreçten sonra ortaya çıkacak bir sürü ulus devletinde bayrağının simgesi oldu. Şimdi baktığınız zaman çoğu üç renkli. Hepsi sanki biz de ulus devletiz der gibi. Fakat beni asıl dikkatimi çeken şu tabloda şuradaki fötür şapkalı beyefendi. Bu hengamenin kalabalığının içinde ne yapıyor bu adam? Fularlı, fötür şapkalı beyefendiden biri. O işte deminki fabrikanın sahibi. O sanayi devriminin baş aktörü. Şimdi bir yerden de gözüm ısırıyor bu adamı. Nereden diyorum. Aslında küçüklüğümüzden beri onun oyununu oynuyoruz sonuçta. Evet, sanayi toplumunun içine doğduk ve burada öğrenilmiş bazı kabullerimiz var. Örneğin işte bir üretim yapacaksak bir şirket lazım. Efendim üretim kar amacıyla yapılır. Piyasayı fiyat mekanizması belirler. Bir de bir şeyin bize ait olması için mülkiyetine sahip olmamız lazım. Yani bir belge gerekiyor, değil mi? Bunlar evet bu toplumda doğrular sonuçta. Ancak mutlak mı? Şimdi gelin bir düşünce deneyi yapalım. Diyelim ki bir sihirli değnek var. Ve bu sihirli değneği ihtiyaç duyduğum neye dokundurursam çoğaltabiliyorum. Üstelik istediğim kadar. Şimdi diyeceksiniz ki bu toplumda, bu sihir ekonomisinde sihirli değneğin sahibi işte o ekonominin Bill Gates'i, en zengin, en güçlü adam ya da kadın. Ama ben diyorum ki sihirli değnek de kendi kendini çoğaltabiliyor. Üstelik istediğiniz kadar. Şimdi böyle bir sihir ekonomisinde bildiğimiz kurumlara, kavramlara, tanımlara ne olurdu? Bu soruyu kime sorsam aldığım ilk yanıt hiç şaşmaz şu oluyor. Kaos olurdu, mutlak kaos. Bir distopya tablosu çıkıyor. Paranın değeri kalmaz, şirketler batar, herkes işsiz kalır, hayatın bir anlamı kalmaz. Aslında ne kadar ilginç değil mi? Yani tarif ettiğim şey belki herkesin hayal ettiği şey. Yani bir tıkta ihtiyacımı gideriyorum, geri kalan zaman tamamen benim. İstediğimle uğraşabilirim. Ama yok, paranın değeri kalmaz. Evet, paraya ihtiyaç kalmaz çünkü bir tıkta ne ihtiyacım varsa elde edebiliyorum. Şirketler batar. Ya şirket 300 yıllık topu topu bir organizasyon. Yani başka organizasyonlar olamaz mı çalışabileceğimiz? Herkes işsiz kalır. Tam aksine bu toplumda hala bilime ihtiyaç var, hala sanata ihtiyaç var. Hala sağlığa, eğitime ihtiyaç var. Dolayısıyla hangi işi istiyorsanız yapın. Evet, bu bir korku aslında. Bu distopya bir korkudan kaynaklanıyor. O korku ne? O korku değişim korkusu. Alıştığımız kurumlara, alıştığımız tanımlara sıkı sıkıya bağlıyız. Çünkü bunların değişmesinden korkuyoruz. Neden? Yerine ne koyacağımızı bilmiyoruz.
Belki de hayal edemiyoruz. Evet, sonuçta yani sanayi dünyasında bizim sihir ekonomisi bir hayal. Ancak bilişim dünyasında gerçeğin ta kendisi. Bilişim devrimini anlatıyor olacağım tahmin ettiğiniz gibi. Ama önce bilgi nedir onunla bir başlamak istiyorum. Çünkü hani bilgi derken ilim, irfan, işte bilgelik falan böyle bir kavramdan bahsetmiyorum burada. Bu aslında fiziksel bir gerçekliğin sınırlı sayıda özelliklerin kodlanmış halinden bahsediyorum bilgi derken. Yani ölçülebilir, tartılabilir, dönüştürülebilir bir şeyden bahsediyoruz. Bilginin tanımını böyle yapalım. Bilgiyi de biz icat etmedik bu arada. Şu arkadaş icat etti. Daha ilk canlıdan itibaren bilgi, yani kodlama sistemi, canlı varlığın tanımında var. Yani onun bir fizyolojik, fiziksel dünyası var, bir de kodlanmış dünyası var. Bu kodlanmış dünyayla hem kendi günlük hayatiyetini sürdürüyor, işte protein sentezliyor falan filan, hem de üremesi ve çoğalmasını belirliyor bu kod sistemi. Dolayısıyla daha ilk ortaya çıktığı andan itibaren üretme ve çoğaltma ile ilgili bir şey, bilgi dediğimiz şey. Biz bunu 10 bin yıl boyunca kullandık tarımda. Yani tarımsal ürünü biz çoğaltırken neyi kullanıyorduk? Tohumda doğanın gömmüş olduğu bilgiyi kullanıyorduk. Sanayi devrimi oldu, makineler icat ettik. Bu sefer bu makinelere bilgiyi biz gömmeye başladık. Bu makinelerin ne yapması gerektiğinin bilgisini biz onlara gömmeye başladık. Burada gördüğünüz 1729'dan bir dokuma tezgahı. Ve orada gördüğünüz şeritlerde de delikler var. İşte o delikler bilgi kodları. Bu makineye ne yapması gerektiğini söyleyen ham maddeleri alıp ürünler elde ediyor ve bunu çok hızlı ve çok yüksek kapasitede yapıyor. Ve bugünkü muazzam ürün çeşitliliği ve refah düzeyimiz de işte bu makineleşme sayesinde oldu. Bundan sonraki aşama acaba bilgiyi de dönüştürebilir miyiz? Yani öyle bir makine olsun ki bilgiyi bilgi kullanarak yeni bilgiye dönüştürebilir miyiz? Bunu ilk düşünen Alan Turing'ti. Turing bu işi kavramsal olarak tasarladı. O yüzden de bilgisayarın babası olarak bilinir. Şimdi sanayi ile bilişim yahut da bilgi üretimi arasındaki temel fark bu. Bilgi bilgiyle üretiliyor. Yani şöyle bir şey yok bilişimde. İnek, fabrika, sucuk. Hayır, bilgi giriyor. Bilgi kodlarıyla, bizim bugün yazılım dediğimiz komutlarla yeni bilgi üretiliyor. 60'lara geldiğimizde bu makineler gerçekten üretilmeye başlandı biliyorsunuz. İşlemci dediğimiz şey, içinde bir sürü elektronik devrenin olduğu işlemciler. Gordon Moore, Intel firmasının kurucularından bir tanesi, o yıllarda böyle bir işte çalışıyor ve şöyle bir tespit yapıyor. Ya diyor, her 2 yılda bir bu entegre devlerin yahut da işlemcilerin kapasitesi 2 kat artıyor. Maliyetleri de yarı yarıya düşüyor. Ve bu gözleme bugüne kadar neredeyse hiç şaşmadan devam etti. Bu yüzden de Moore kanunu deniyor buna. Bu hesaba göre son 50 yılda bilgi işlem kapasitesi tam 30 milyon kat artmış durumda. Maliyeti de 30 milyon kat düşmüş durumda. Bu ne demek? Bu aslında bilgiyi çoğaltma ve işleme maliyetinin sıfıra doğru yuvarlanması. Şimdi ekonomiyi almış olanlar bilir, bilmeyenlere de ben söyleyeyim. Marjinal maliyet sıfıra gidiyorsa fiyatlar da sıfıra gidiyordur. Yani bilgi böyle maliyeti sıfıra giden bir nesne. Richard Stallman, o yıllarda 70-80'lere geldik, artık yazılım mühendisliği diye bir meslek var. Richard Stallman da MIT'nin yapay zeka laboratuvarında çalışan bir mühendis. Bu işe çok bozuluyor. Çünkü yazılım geliştirirken kullandığı programların çoğu patentli ve kodları kapalı. Stallman diyor ki, ya arkadaş bunu kopyalamanın zaten bir maliyeti yok kimseye, bu bilgiyi. Artı ben birine bilgi verdiğim zaman bunu unutmuyorum ki. Yani bilgi el değiştiren bir şey değil. O halde niye paylaşmıyoruz? Ve o noktadan itibaren Stallman aslında geliştirdiği bütün yazılımları açık kodlu olarak paylaşmaya başlıyor. Ancak burada bir problem var. Uyanın biri gelip bunları patentlerse tabii gitti emekler. O yüzden bir lisans geliştirmesi lazım. İşte genel kamusal lisans adında bir lisans geliştiriyor. Buna göre bu yazılımı istediğiniz kadar kopyalayabilirsiniz. Üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar çoğaltıp dilediğinize dağıtabilirsiniz. Bunların hepsi serbest. Yapamayacağınız tek şey kodu kapatmak. Şimdi bir sanayiciye böyle bir lisanstan bahsetseniz kafayı yer herhalde. Çünkü bu neredeyse mülkiyetsizlik lisansı.
90'lara geldiğimizde, evet, bilgi el değiştiren bir meta değil. Çoğaltarak, çoğaltılarak dağılıyor. 90'lara geldik. Linus Torvalds adında bir master öğrencisi. Master tezi olarak Linux adında bir işletim sistemi geliştiriyor. Hatta Stallman'la da işbirliği yapıyorlar. Ve böylece ilk açık kaynaklı işletim sistemi doğmuş oluyor. Ardından yüzlercesi geliyor. Bugüne geldiğimizde bakıyorsunuz, bilişim sektöründe yazılım üretmek artık ana akım yahut da ana iş modeli açık kaynaklı üretim. Şu kadarını söyleyeyim, yani internet teknolojisi dediğimiz zaman herkes bir şey anlıyor herhalde. Bunun altyapısının %90'ı açık kaynaklı, yani bedelsiz. Herkesin erişimine açık. Yani çok şey yapmayalım, istatistiklere girmeyelim. Hepinizin cep telefonları, ne marka olursa olsun, bunların %90'ının işletim sistemi gene Linux türevi. Belki çoğunuz bilmiyordu bunu. Peki nasıl oluyor? Yani üzerinde fiyat etiketi olmayan, satılmayacak bir ürün için bu kadar insan nasıl bu kadar emek sarf ediyor? Yani bu işin mantığı ne? Bir sanayicinin gene anlamasına imkan yok böyle bir şeyi. Oysa bir mantığı var. Şimdi geliştirmek için kullanacağınız bütün araç gereci bedelsiz elde ediyorsunuz ve açık kaynaklı. Dolayısıyla geliştirme süreci çok hızlı. Ardından bunu gene bedelsiz olarak çıkan ürünü de bedelsiz dağıtıyorsunuz. O zaman çok büyük bir hızla, çok kısa sürede çok geniş bir kullanıcı tabanına oturuyor ve oradan gelen bilgi ve katkılarla patentli rakiplerinden çok daha güçlü bir ürün oluyor. Dikkat ederseniz ortada bir mal satışı yok. Ne girdi var ne çıktı var. Arada bir tek değer var, o da nitelikli iş gücü. Şimdi ben burada bir kişi burada resmettim ama aslında orada birbirinin internet üzerinde online birbirinin ülkesini, cinsiyetini, dilini, ırkını bilmeden ortak çalışan binlerce insandan bahsediyoruz. Ortada bir şirket yok. Orada da topluluklar ya da non-profit vakıflar var. Evet. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten, bilgiyi tüketirken aynı anda muazzam miktarda bilgiyi de bir takım merkezlere gönderiyorsunuz. Bu da sanayide geçerli olan bir şey değil. Yani bilginin tüketicisi aynı zamanda üreticisi olabiliyor. Bütün bu özellikleriyle bilişim devrimi dediğimiz şey belli aşamalardan geçti. 80'lerde işte Steve Jobs'un ilk kişisel bilgisayarıyla evlere girdi. 90'larda birbirine bağlandı bu bilgisayarların hepsi ve konuşmaya başladılar. İnternet çıktı. Ardından mobil hale geldi bütün bu sistem. Ardından acaba bu birbirine bağlı bilgisayarlardan ortak kolektif bir işlem gücü geliştirebilir miyiz diye düşündü ve böyle uygulamalar, kişiden kişiye uygulamalar gelişti ve en son artık bütün bu gelişmenin kaçınılmaz sonucu 2009 yılının Ocak ayında tam küresel finans krizinin göbeğinde Satoshi Nakamoto diye bir gizemli şahsiyet bir çözüm attı ortaya. Açık kaynaklı bir yazılımla küresel bir kolektif bilgi işlem ağı üzerinde kişiden kişiye işleyecek bir nakit sistemi. Yani Bitcoin olarak bildiğiniz, teknolojisi de blockchain. Şimdi blockchain yaptığı şey aslında çok basit. Herhangi bir bankanın yaptığı şeyi yapıyor. Yani bir yevmiye defteri, muhasebe terimiyle ya da günlük defteri tutuyor. Kim kime ne vermiş. Ancak bunu bir merkezde tutmuyor. Bunu bu ağdaki bütün bilgisayarların üzerinde birer kopya halinde tutuyor ve bunlar senkron çalışıyorlar. Şimdi kırılması imkansız bir sistem bu. Çünkü 1, 2, 3, 5 bilgisayarı kırsanız sonuçta bir konsensus var ortada. Doğru kayıtların çoğunluğu öbürlerini dövüyor. Hatalı kayıtlar diskalifiye oluyor. Bu sistem aslında baktığınız zaman çok basit. Ama dünya tarihinde ilk defa belki herhangi bir devletin çıkartmadığı bir para sistemi yarattı. Ve öylesine bir kapasite var ki şu anda blockchain üzerinde. İşte burada bol sıfırlı bir şey söyledim. Yani 6 milyon kere trilyon desem pek bir şey ifade etmeyecek. Dünyanın en büyük 500 bilgisayarının, süper bilgisayarının ki bunların fiyatı 300 milyon ile 1 milyar dolar arasında 500 tanesini bir araya getirin, kapasitesini toplayın, 8 ile çarpın, onu aşan bir kapasitede bir işlem gücü. Hiçbir şirketin, hiçbir devletin tek başına oluşturamayacağı kolektif muazzam bir işlem gücü, bir üretim platformu diyebilirsiniz. Artık burada bu ağ aynı zamanda bir güven ağı oluşturuyor. Çünkü güvenilir kayıtlar tutuyor.
manipüle edilemez, güvenilir kayıtlar ve küresel ölçekte yapıyor bunu. O zaman da bizim bugüne kadar güvendiğimiz bütün güvenilir üçüncü tarafların paradan tutun, onun dışında kimlik, onun dışında oylama sistemleri, onun dışında sigorta poliçesi gibi kontratlar, bunların hepsini devralma potansiyeline sahip bir ağdan bahsediyoruz. Bundan sonra ne gelecek? İşte bundan sonra akıllı cihazlar, Hatice'nin robotu, bunlar birbirleriyle konuşurken bu kayıtlar gene böyle bir kolektif ağda kaydedilecek. Belki sonraki aşamada, bu da benden olsun, günün KDV'si, belki üç boyutlu yazıcılar birbirine bağlanacak günün birinde ve dağıtılmış imalat çözümleri göreceğiz. İşte o zaman sanayinin gerçekten dönüştüğüne şahit olacağız. İşte hatırlayın sihirli değneği. Dolayısıyla ütopyayı sollayan bir dünyaya doğru gidiyoruz. Piramit şeklindeki organizasyonların yerine dağıtılmış ağlarda bireyler arası yatay organizasyonlar geliyor. Hiyerarşik kararlar yerine ortaklaşa alınan konsensusa dayalı kararlar. Devletler üstü kolektif ağlar üzerinde gelişen çözümler ve bilgiyi tüketenlerin aynı anda üretici olduğu gelir modelleri. Yola çık. Ancak şunu unutmamak lazım ki her yenilik önce kural dışıdır. Kurallar arkadan geliyor her zaman. Bu da cesur olmayı, bu tür yenilikleri kucaklamayı gerektiriyor. Paylaşımcı ve yenilikçi çözümlere katkıda bulunmayı gerektiriyor. O yüzden diyorum ki distopyayı bırakalım. Çünkü her distopya bir başkası için ütopyadır. Ve bu da tamamen nerede durduğunuza bağlı. Teşekkür ederim.